Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde can ve can't modunu göreceğiz. Türkçe'de ebilmek olarak genelde kullanılıyor. Şimdi önce nasıl cümle yapıyoruz buna bakalım. Daha sonra daha detaylarını göreceğiz. Çok basit bir yapı. Öznemiz başa geliyor. I, he, subject yani. Daha sonra da can modunu getiriyoruz. I can ve daha sonra da en son fiili getiriyoruz. Fiili nasıl koyuyoruz? Yalın haliyle. Swim. I can swim. He can swim. Evet, çok basit. Öznemiz, can ve fiilimiz. Peki ya, sorun nasıl yapıyoruz? Can alıp başa getiriyoruz. Can you swim? Can he swim? Yani they de olsa can they swim. Çoğul, tekil fark etmiyor. Hepsinde de can kullanıyoruz. İsim olsa can Ahmet swim, can Mehmet swim fark etmiyor. Can you swim'li bir soruda cevabımız kısaca yes I can. Evet, yüzebilirim. Uzun olarak yes I can swim ya da yes I can yeterli. Can he swim? Olumsuzsa no he can't. Hayır, o yüzemez. Yine I cannot swim. Şimdi cannot olarak yazıyoruz. İstersek söylerken de no I cannot swim de diyebiliriz. Ne de I can't swim de diyebiliriz. Bazı zaman kendi not'ı ayrı olarak görebilirsiniz ama genelde kullanılan kendi not'ın birleşik olarak yazılımı. I cannot swim. They can't swim. Gördüğünüz gibi tekil de olsa, çoğul da olsa hep can't ya da can. Fark etmiyor yani. Yine bazı zaman görebileceğiniz bir yapışı var. Olumsuz can'in başa gelip can't you come with me? Benimle gelemez misin? Böyle bir cümlede can't başa geliyor. Can't you come with me? Fazla Türkçe'de fazla kullanılmayabilir ama İngilizce'de kullanılıyor. Can't you come with me? Benimle gelemez misin? Bu tür cümleler oluyor. Pekala, soru kelimemiz varsa how, what, where, why bu tür soru kelimelerimizi ne yapıyoruz? Bunları da can'den önce getiriyoruz en başa. Mesela can I go to library? Kütüphaneye gidebilir miyim? How can I go to library? Kütüphaneye nasıl gidebilirim? What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? Tamam. Yani soru kelimemiz en başta, daha sonra can, daha sonra öznemiz ve yüklemimiz. Şimdi öğrencilerin genelde yaptığı hatalar var, genel yanlışlar var. Bunlara da değinmek istiyorum. Bazı zaman öğrenciler I can, yani özne yüklemi yazıyor. I can yazıyor. Fakat yüklemde to ekini getiriyorlar. I can to swim. Şimdi bu yanlış. Kesinlikle fiilden önce bir to yok. Gördüğünüz gibi burada I can swim. Öznemiz, kenimiz ve yüklemimiz. İkinci yanlış şu. Kene geniş zamanından belki gelen bir alışkanlık. Mesela geniş zamanı kullanırken he, she'lerde biz fiillere s getiriyoruz. Mesela he plays diyoruz mesela. S takısı geliyor. He runs diyoruz mesela. S takısı geliyor. İşte kendi de bazı zaman s koyabiliyorlar. Kesinlikle can'e s takısı almıyor. He can't swim diye bir cümle yok. Can kullanıyoruz yani. Hiçbir zaman değişmiyor bu. Soru olarak da gelse, başa da gelse değişmiyor. Hiçbir s takısı almıyor. Üçüncü yanlış da şu. I don't can swim türü cümleler olabiliyor. Yine kesinlikle I ile can'in arasında don't veya aren't, isn't, didn't gibi yardımcı fiiller gelmiyor. Modullar tek başlarına kullanılıyor. Bir yardımcı fiilleri yok. Modul zaten bazıları yardımcı fiil olarak da kabul edebiliyor. O yüzden kendi başına cümleye anlam veriyor. I can swim. I cannot swim. Evet, şimdi bunlara dikkat edelim. Birincisi fiile to gelmeyecek. Kene s gelmeyecek. Sonra özne de yüklemin arasında don't, aren't, isn't gibi yardımcı fiiller gelmeyecek. Pekala, biz bu can'i nerede kullanıyoruz? Ne tür cümlelerde? Şimdi 4-5 tane yeri var. Bunlara bakacağız. Birincisi permission. Permission, izin. Şimdi izin verirken bir şeye ya da vermiyorsunuz. Mesela you can use my car if you like. İstersen benim arabamı kullanabilirsin. İzin veriyorsun yani. Veya you can't ride my bike. Benim bisikletime binemezsin. İzin vermiyorsun. Ya da izin istiyorsun. Can I use your phone? Yani telefonunu kullanabilir miyim? Tamam mı? Bu tür şeylerde biz kendi kullanıyoruz.
İkinci kullanım yeri offering help. Yardım teklif ediyorsunuz. Mesela I can help you if you want. İstersen sana yardım edebilirim. I can drop you off to school. Seni okula bırakabilirim. Ne yapıyorsunuz? Birisine bir yardım teklif ediyorsunuz yani. Bu tür şeylerde yine kullanıyorsunuz. Üçüncü make a request dedik. İstekte bulunma. Tabi bunları da bilmek lazım. Make a request nedir? Offering help nedir? Make a request istekte bulunuyorsunuz. Nasıl bir istek? Mesela birisine diyorsunuz ki can you help me please? Bana yardım edebilir misin? Bir istek yapıyorsunuz. Can you give me some money? Bana biraz para verebilir misin? Bu tür şeylerde yine yani ebilmek anlamında dedik Türkçe'de. İşte bana yardım edebilir misin? Bana para verebilir misin? Bu tür cümleleri de kullanıyoruz. Ve possibility mümkünlük demişiz. Ne demek? My friend can visit me tomorrow. Yarın arkadaşım beni ziyaret edebilir. Yani bir mümkünlük var. Böyle bir ihtimal var. Bu tür cümleleri yine kendi kullanabiliyoruz. I can visit you next week. Seni gelecek hafta ziyaret edebilirim. Tamam. Böyle bir possibility, mümkünlük cümlelerinde. Ve son olarak ability dedik. Yapabilirlik. Yani bir şey yapabiliyorsanız. Mesela he can speak English. O İngilizce konuşabilir. I can cook pasta. Makarna pişirebilirim. Yani bunu yapabiliyorum. Veya I can't cook soup. Çorba pişiremem. Bu da ters bir yapabilirlik. Yani yapamıyorsunuz. She can't run fast. O hızlı koşamaz. Bunu yapamıyor yani. Bu tür cümlelerde biz kullanıyoruz. Dediğim gibi çok basit cümle yapısı. Unutmayın. Öznemiz, kendimiz, daha sonra fiilimiz. Soru sorarken kendi başa alıyoruz. Hepsinde yani tekil veya çoğul olması önemli değil. Hepsinde kendiler başa geliyor. Olumsuz da yine kendilere not'i getirerek ya da can't yazarak olumsuz yapıyoruz. Eğer soru kelimemiz varsa en başa getiriyoruz. How, what, why, where, bu tür soru kelimeleri, who, bunları en başa getirip yapıyoruz. Ve yine dikkat edeceğim bir şey şu, genel yanlışlarımız kesinlikle fiile to eki getirmiyoruz, kendileri estaksı getirmiyoruz veya aralara yardımcı fiiller, don't'lar, isn't, aren't'lar, didn't'lar, haven't'lar bunları koymuyoruz. Sadece çok basit olarak öznemizi, kendimizi, daha sonra da fiilimizi yazıyoruz.